Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde yine mutlu insandan, mübarek insandan, yaratıkların en hayırlısı olan gerçek mümin, gerçek Müslümanın sıfatlarından bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz ki hepimiz gayret edelim, fazilette, hayırda, ilahi sıfatlarda, Allah'ın razı olduğu vasıflarda birbirimizle müsabaka ederek her gün biraz daha iyi insan olmanın gayreti içerisine girmiş olalım. Muhterem Müslümanlar, her zaman söylüyoruz. Dünyaya gelişin gayesi yiyip içmek, konup göçmek değil. Dünyaya gelişin gayesi zevk etmek, dem sürmek, servet toplamak değil. Dünyaya gelişin gayesi yüce yaratana en iyi kul olabilmek için Rabbimizin rızasını ukrevi alemde cennetin müjdesini almak için yaşayacağız ve çırpınacağız. Evet. Sureti zahirede insan görünümüz, görünümümüz o kadar mühim değil. Asıl mana ve siretimizde İnsan olabilmek çok mühim. Hani ben size evvelce de söylemiştim. Ya hadimel cismi kem tes'a li hidmetihi etatlubur ribha fi ma fihi husran. Ey hayatını cesedine, cismine, maddesine hizmetle geçiren kişi, zararı önünde görülen ticaretten hayır mı, kazanç mı bekliyorsun? Akbil aler ruhi ve stekmil fedailaha fe ente bir ruhi la bil cismi insanın. Kalbine dön, ruhuna dön, imanına dön, manana dön. Zira sen şeklinle, suretinle, kilonla değil, kalbinle, imanınla, mananla, ruhunla insansın. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, bu sahayı alemde gördüğümüz ruhsuz insanlar sureta insan görünümündedir. Mana bakımından mahşerde Allah'ın huzuruna büyük bir husranın sancısıyla varacaklar. Rabbim bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar hak ve hakikatin nurundan ayırma diye dua ediyorum.